Bir askeri helikopterin UFO'larla it alışına girdiği iddia ediliyor. Allah 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 Allah. Bak ne kadar çok yaklaştı şu an bize, farkında mısın? Baba görüyor musunuz Ali? Anam bu ne lan? Anam dünyanın sonu geldi. Merhaba sevgili Web Tekno takipçileri, şu anda sizlere İstanbul'dan sesleniyoruz. Yanımda Sirius Uzay Bilimleri ve Araştırma Merkezi'nden Haktan Bey var. Haktan Bey hoş geldiniz videomuz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar ben kısaca Haktan Bey'i sizlere tanıtmak istiyorum. Kendisi Sirius Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi'nin başkanı. Bir hata yaparsam lütfen düzeltin. Ben Haktan Bey'i ilk şurada gördüm. İstanbul'da bir UFO fenomeni paylaşıldı ve siz de çıktınız, dediniz ki Türkiye basınında da bunlar UFO. Aynen öyle oldu. Gelen ihbarları değerlendiriyoruz, gerekli analizleri yapıyoruz. Bu son olayda da UFO tabirini net olarak imzamızı attık Sirius olarak. Ben de sizi oradan gördüm. İlk sorumla direkt başlamak istiyorum. Uzayda insan kadar akıllı, farklı canlılar, uzaylılar var mı? Öncelikle uzaylılar kelimesini biz çok sevmeyiz. Çünkü uzaylı dediğimiz zaman hemen farklı bir kategoriye sokuyoruz onları. Çünkü dünya planeti de aslında uzayda, bizler de uzaylıyız. Biz bunlara dünya ötesi, dünya dışı varlıklar diyoruz. Evrende sonsuz sayıda galaksi ve sonsuz sayıda güneş sistemleri var. Bir toz zerresi dahi olmayan bir dünya planetinde yaşam varsa tabii ki birçok diğer galaksilerde ve sistemlerde de mutlaka vardır. İnsan kadar akıllı dediğimizde insanların çok da akıllı olduklarını görmüyor. Çünkü hala birbirleriyle savaşıyorlar. Akıllıca bir davranış değil. Milyonlarca uygarlık olduğunu biliyoruz burada bıraktıkları izlerden. Beyin kapasiteleri, zeka kapasiteleri bizlerin çok çok daha üzerinde olmaları gerekiyor. Şey diyeceğim, ışık hızı çalışmaları içinde tabii, fotonu, ışığın parçacığını ışınladı. Maddeyi de ışınlayıp moleküllerini ayrıştırıp başka bir yerde tekrar onu birleştirip ışınlama teknolojisini de yapacağız. Güneşimiz gibi sonsuz sayıda güneşler var. Bizim güneşimizden çok daha eski ve yaşlı. O zaman ne oluyor? Teknolojik açıdan bizden kat be kat üstünler. Binlerce yıl öncesine ait uygarlıkların folklorlarında, arkeolojinde, mitolojilerinde, her şeylerinde yazılı referanslarla da var. Yaptıkları rölyefler, taşlara, kayalara oydukları 3000, 4000 yıllık, 5000 yıllık, 7000 yıllık Sümerlerden başlıyor. Mayalar, Aztek, Aborjinler birçok kültürde var. Dolayısıyla çok net uçan araçları görüyoruz. Dünya dışı varlıklar. Uzaylılar demeyeceğim artık ama dersem beni uyarın lütfen. Olur. Şimdi bu dünya dışı varlıklar bizim ülkemize hiç geldiler mi ya? Yakın gözlem raporları, savaş uçağı pilotları, askeri pilotlar olsun, radar operatörleri olsun, astronomlar olsun. Tabii ki sivil vatandaşların gözlemleri de çok önemli. Fakat bize gelen raporların aşağı yukarı %90'a yakını açıklanabilir fenomenler olarak çıkıyor karşımıza. Meteoroloji balonu olabiliyor, Çin feneri olabiliyor, uydu olabiliyor ya da uluslararası uzay istasyonu olabiliyor ya da atmosferik bir fenomen olabiliyor, ateş topu olabiliyor, bir yanılsama olabiliyor ya da yansıma olabiliyor ya da fotomontaj olabiliyor. Fakat hava objelerini çok iyi tanıyor. Özellikle pilotlarımızın yaptığı gözlemler Türkiye'de de. 60'ın üzerinde kaptan, co-pilot ve savaş uçağı pilotları var bizimle, deneyimlerini paylaşmış olan. Tecrübe açısından önemli söylediğim, kredibilite açısından önemli. Bu insanlar bu nesnelerin nasıl karakteristik özellikleri gösterdiklerini, havada asılı durup bir anda kaybolduklarını, 30 bin fitten bir saniye içinde 2 bin fite alçalmalarını, ki bu çünkü G-Force etkisi yarattığından paramparça olursunuz. Dünyevi, yani konvansiyonel hiçbir teknoloji bunu yapamaz. Şimdi ben şeyi merak ettim. Bir cismin UFO olup olmadığını nasıl süzgeçlerden geçirip anlıyoruz? Öncelikle biz bilimsel bir derneğiz ve bilimsel araştırmalar yapıyoruz. Bize gelen her ihbarı da şüpheyle yaklaşırsın ama ön yargı olmamalı. Şimdi bizdeki metodoloji şu. Önce şunu söyleyeyim. Gelen ihbarların aşağı yukarı %88'i ile %92'si arasındaki bölümü, ki çoğunluğu temsil ediyor bu, açıklanabilir olgular çıkıyor yaptığımız analizlerden sonra. Bu tür karakteristik özellikleri gösteren nesneler uydu kategorisine girmez. Ateş topları da pay hatlarının genellikle birbirine sürtünmesinden elektrik yüklü partiküller iyonize olmuş şekilde plazma oluşturur havada. Fakat 3-4 saniye, bilemediğiniz 10 saniye kalır havada. Çünkü atmosferi moleküler sistemine çekilir,
manyetik alanı var çünkü dünyanın. Biz genellikle analizleri yaptıktan sonra zaten bilinen hiçbir şeyle bağdaşmayan zaten bu UFO'dur diye paylaşıyoruz medyada. Günümüzde artık animasyon, special effect teknolojisiyle yapabiliyorsunuz ama bir o kadar teknoloji ilerlemesiyle de özel filtre programlarda bunları ayrıştırabiliyoruz. Ben size bir soru sorayım. Sizin hiç böyle bakıp da atıyorum Türkiye'de bir bölge, bu Malatya olabilir, İstanbul, Bursa hiç fark etmez. Bakıp da ya hakikaten şu an bu dünya dışı bir varlık aracı dediğiniz bir durum var mı? Her geçen yıl ihbarlarda, gözlemlerde, ele geçen materyallerde çok ciddi %30 bazen %40'lara varan artışlar var. Akıllı telefonların çıkmasıyla hemen video kaydedebiliyor. Eski yıllara göre şu anda çok daha fazla materyal gelmesinin bir sebebi de bu. Bir sebebi de farkındalığın artması. Türkiye'mizde de gerçekten dünya literatürüne girmiş olaylar da var. Kumburgaz olayı olsun ya da işte Çiğli hava üssünde askeri pilotun T-37 uçağıyla bir UFO'yla it dalaşına girmesi. Bunlar hep dünyada da sansasyonel haberler oldu. Türkiye gözlem açısından dünyada ilk beşlerde önemli oluşumlara giriyoruz artık. Birleşmiş Milletler nezdinde yapılanmaya doğru bir evriliyor iş. Çünkü Türkiye'de biz dünyada ilk önemli bir adımı başlattık. Biz Akdeniz Üniversitesi'nde bir yıldır biyoloji konusunda ders veriyoruz. Bunu ilk başaran ülke Türkiye. Benim çocukluğum uzaylılar hep bize bir saldırdılar. Lazer tabancalarıyla giriştiler. Ya bu dünya dışı varlıkların bize düşman olduğunu düşünmüyorum. Yani bizim şu andaki dünya teknolojisi onlar için mağara teknolojisi. Elektromanyetik bir dalga gönderir, bütün her şeyiniz kilitlenir. Dolayısıyla böyle bir motivasyon içinde değiller. Yani biz düşünüyoruz ki bizden ileri bir uygarlık varsa ilk yapacağı şey gelip burayı ele geçirmek. Çünkü bizde o motivasyon var. Biz öyle düşünüyoruz. Mesela Hollywood'un çıkardığı uzaylı tipolojisiyle işte internette kendi yaptığımız araştırmalarda bulduğumuz tipolojiler birbirini tutuyor. Bilim de aslında bilim kurguyu takip eder. Telepatik olarak insanoğlunun gelişimine, evrimsel sürecine bazı katkıları olduğunu düşünüyoruz. Leonardo da Vinci dediğimiz deha 400 sene evvel uçak tasarımları, denizaltı tasarımları, helikopter tasarımları bir takım etkileşimler olduğunu düşünüyoruz. Bu bir düşünce ama imkanı var. Sirius Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi dışında farklı projeleriniz var mı? Önemli bir proje yapıyoruz. SiriusQuantumEnerji.com adlı bir web sitemiz var. Paylaştık ilgilenen arkadaşlar açıklama aynen, kısmından. Çünkü çok detaylı bilgiler var. Şiddetle tavsiye ederim o web sitesini de takip etsinler. Hatır sayılır oranda genç takipçimiz var. Onlara bir öneriniz var mı? Felsefelerinde ve görüşlerinde, vizyonlarında limit olmaz. Sky is the limit. Çünkü evren bir sonsuzluk. Tavsiyem sonsuz açık bir şuurla baksınlar. Hedeflerini üst noktalara kadar evrilsinler. Tabii ki de teknolojiyi de ne olur bütünün ve insanlığın hayrına kullanmaya yönelik çalışmalar yapılmalı. Eyvallah, ben çok teşekkür ederim bu değerli öneriniz için. Arkadaşlar, artık bu videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Haktan Bey, öncelikle ben gerçekten tekrar evinizi bize açtığınız için çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, sizler de videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basabilir veya kafanıza takılan herhangi bir şeyi yorum bölümünden sorabilirsiniz. Başka bir web teknolojisinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.